Selamun Aleyküm kıymetli Rehber TV dinleyicileri. Yeni bir Saadet-i Dairen programıyla karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz Özkan Yaman Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Hocam bugünkü üzerine konuşacağımız ana konumuz şikayeti azaltmak. Malumunuz Kur'an ve Sünnet'te aile bizim birinci bölümümüzün ismidir. Burada bir ayet paylaşacağız. Üzerine sizden yorum isteyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mücadele suresi birinci ayet. Gerçekten Allah eşi konusunda seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti. Allah aranızda geçen konuşmaları işitiyordu. Şüphesiz Allah işitendir, görendir buyurmuş Rabbimiz. Buyurun evet. Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. İzleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Şikayeti azaltmak derken aslında nefsimizin o heva ve hevesi var ya, günümüzde işte tutku diyoruz. Mesela hız tutkusu diyoruz. Başka şöhret tutkusu diyoruz. Başka işte biriktirme tutkusu veya yükselme tutkusu, işte övülme tutkusu, eğlenme, zevk alma mesela. Şimdi bütün bunlar nefsani temayüller, yani nefisten gelen, nefsi emareden gelen şeyler. Evet. Şimdi bunlara erişemediğimiz zaman, bunlarla ilgili yaşadığımız işte bir sıkıntıda sızlanmaya başlarız, şikayete başlarız. Bu işin bir tarafı. Evet, bir tarafında da Allah-u Teala'nın işte takdirini görmemek, Allah-u Teala'nın bizim hakkımızdaki işte dilemesini görmezden gelmek. Bunun da biraz ötesi var. Kim olduğumuzu aslında çok bilmemek. Ya ben kimim? Ben kimim? Ben bir su damlasından yaratılan, gelip geçici, fani değil mi birisiyim? Ve ben bir kulum. Yani ben haşa, yani bir yerlere hükmeden, işte ben, güç bende diyen filan biri değil. Ben bir kulum. Allah-u Teala'nın yarattığı, ona itaat etmem gereken, onun emir ve yasakları içinde hareket etmem gereken bir kulum. Bu hayatı o bana verdi. Bu nimetleri sürekli o veriyor. Ve bir günde bu hayatı benden o alacak. Sonra diriltecek, sonra hesaba çekecek. Bir kere... Bu kabuller içerisinde yaşamayan insan, bunları unutan bir insan sürekli bir şeylerden şikayet edecektir. Sürekli bir şeylerden şikayet edecek. Eğer Allah-u Teala'nın kendisini terbiye etmediğini düşünüyorsa, yani onu Rab olarak görmüyorsa, sürekli bir şeylerden şikayet edecek. Kadere iman etmediği için kederden emin olmayacak. Allah-u Teala'nın takdirine rıza göstermediği için hayattan razı olmayacak. Başına gelen sürekli şikayet edecek. Evet. Şimdi günümüz insanı aslında tam da bunu yapıyor. O yüzden hastanelerimiz tıklım tıklım. O yüzden doktorlarımız yetmiyor. Çünkü insanlar sürekli şikayet edecek birilerini arıyor. Ha işte en ufak bir şey. Parmağı kanıyor, doğruca doktora gidiyor. Şikayetin nedir ha, parmağım kanadı. Evet. Yani sürekli şikayet etme. Sorudu ama hocam, şikayetin nedir? Şikayetin ne diye soruyor şikayet ama. Arayışı. Ya şikayete o kadar fazlaca sarılıyoruz ki şikayet etmeye. Yani her devlet dairesinde bir de şikayet bölümü var. Evet. İşte şikayetlerinizi şuraya iletebilirsiniz. Tabii şikayet, belki... şikayet. Yani sanki sürekli biz birbirimizi şikayete sevk ediyoruz. Şikayete odaklıyoruz. Şikayet kutusu bile var hocam. Şikayet kutusu var. Şikayet kutusu. Yani tamam şimdi yani her şeyden memnun olmayabiliriz. Her şey gönlümüze göre olmayabilir ama şikayetlerimizi çok artırdık. Şikayetlerimizi artırıyoruz, besliyoruz. Besliyoruz. Şimdi aile içerisinde de, aile içerisinde de maalesef eşlerin birbirine karşı belki de başkasının aklının ucundan geçmeyen nimetlerin eksikliğini görerek, sanki yeah, imkanların eksikliğini görerek, o konforun eksikliğini görerek sürekli şikayet ettiklerini görüyoruz. Ya şu, bunu daha çok İşte kadın için düşünürdük, kadının şikayeti. Çünkü var, İslam tarihinde annelerimizden de görüyoruz. Yani annelerimizin de Allah Resulüne gelip şikayet ettiklerini. Kadın için şikayeti
bir yere kadar insan makul, ama günümüzde erkekler de şikayet etmeye başladı. Hem de öyle şikayetleri diyorlar ki, işte yani hanım şöyle dağınık, şöyle düzensiz, çocuklarla şöyle ilgilenmiyor, bana şöyle bağırıyor, şöyle yapıyor, efendim annemi sormuyor, temizliğe dikkat etmiyor, işte komşularla iyi geçinmiyor veya işte bilgisi çok zayıf, görgüsü kıt filan gibi erkekler de şikayet etmeye başlıyorlar. Şimdi bakın ayet-i kerimede farklı bir konu var aslında içerisinde, ama neden bu ayet-i kerimeyi aldık özellikle? Karı koca tartışması üzerine inen şimdi, bir ayet değil mi hocam? Tabii Ensardan Evs bin Samit diye bir birisi var. Bu Evs bin Samit eşi Havle'ye diyor ki, sen bana annemin sırtı gibisin. Ne demek bu? Artık seninle bir arada olmayacağım. Bir nevi boş ol gibi. Bir nevi öyle. Veya boşamayacağım da, seninle bir arada da olmayacağım. Nasıl yaşarsan yaşa gibi. Artık nasıl kızdıysa, demek ki Araplarda böyle bir adet var ki buna zihar deniliyor. Zihar sırt demek. Yani sırtı gibisin derken, yani artık bana yaklaşma, ben sana yaklaşmayacağım filan. Evet. Şimdi bu kadına verilmiş bir ceza. Ağır bir ceza. Fakat muğlak bir ceza. Çok kötü bir adet bu. Böyle bir yemin, böyle bir söz, böyle bir tavır. Ve bu Havle ne yapacağını şaşırıyor. Yani kocasına karşı çaresizde. Ve elini açıp dua ediyor. Hani ve teşteki ilallah diyor ya, şikayetini nereye arz ediyor? Allah'a arz ediyor. Teşteki şikayetten geliyor zaten. Allah'a şikayet ediyor. Kocasının şikayet işitti. Ha, kocasını Allah'a şikayet ediyor. Tabii kat semi Allahu kavlelleti, onun sözünü işitti diyor Allah. Ne diyor şikayetinde? Ya Rabbi diyor, ben nereye gideyim? Ben bu çocuklarla ne yapayım? Ben bu adam beni böyle bırakırsa benim yapacak bir şeyim de yok. Yani gidecek, sığınacak bir yerim de yok. Diyor ben şu anda perişan bir vaziyetteyim. Çaresizliğini bildim. Çaresizim, halimi sana arz ediyorum. Evet. Bu adam da bana öyle söyleyerek sanki beni ortada bırakıyor, beni mahvediyor. Ya Rabbi buna bir çözüm, ya Rabbi bununla ilgili artık bir ayet mi indirirsin, bir hüküm mü indirirsin gibi bir talebi var kadının. Ve bunun üzerine bu ayet iniyor. İşte Allah aranıza geçen konuşmaları işitiyordu. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Ve eşlerinden böyle söyleyenler için işte ceza geliyor bu sefer. Kim hanımına böyle söylerse artık o işte kefareti var bunun, değil mi? Bir yükümlülüğü var. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani sıkıntılarınız varsa, sizin sıkıntılarınızı bilen ve çözecek olan, ona gücü yeten bir Allah var. Ne diyordu Hazreti Yakup Aleyhisselam? Kendisine dediler ki, ya sen hala Yusuf'u anıyorsun. Yusuf gitti, öldü o. Öleli yıllar oldu. 20-30 sene oldu. Sen hala Yusuf diyorsun. Bırak artık bunu. Sızlanmayı bırak, ağlamayı bırak, üzülmeyi bırak dediklerinde ne dedi o? Ben şikayetimi ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Evet. Yani ben size bir şikayet ediyor muyum? Size sızlanıyor muyum? Hayır. Ben Allah'a arz ediyorum. Ben Rabbime şikayet ediyorum. Derdimi ona yanıyorum demek. O zaman aynı bu Havle'nin yaptığı gibi yapılması gereken evvela o şikayetleri Allah'a arz etmek. Allah'a takdim etmek. Kad semi Allah işitiyor. Kavlelleti tucadiluke fi, yani o kadın, o seninle gelip işte çekişen, bir şeyler söyleyen o kadının şikayetini işittiği gibi kıyamete kadar, nerede, ne zaman, dünyaya kıyametten, her zaman, her yerde sizin şikayetlerinizi işitiyor. O yüzden şikayeti evvela nereye arz etmek gerek? Allah'a arz etmek gerekiyor. Derdimizi arz ediyoruz değil mi hocam? Derdi Allah'a arz etmek gerekiyor. Yani zaten dua dediğimiz şey de bu değil mi? Evet, istekler. Tabii dua dediğimiz. Rabbimiz dua edin ki ben size icabet edeyim buyurmuyor mu? Evet. Veya ben yani Rabbimizin bütün o isim ve sıfatlarını için öğreniyorum. Kur'an-ı Kerim'deki o peygamber kıssalarını için okuyorum. Peygamber Efendimiz'in niyazını, yani bir yerde de bir anlamda da bunun için okumuyor muyum? Yani onlar nasıl ki hallerini Allah'a arz etmişlerse, durumlarını insanlardan önce Allah'a şikayet etmişlerse, o zaman ben de Allah'a arz edeyim. Çünkü
o insanlardan daha iyi duyar. Allah beni başkasından çok çok daha iyi işitir. O zaman o benim içimden geçenleri söyleyemediklerimi, anlatamadıklarımı da bildiği için evet. Ya Rabbi halimi sana arz ediyorum. Sen işte her şeye gücü yetensin. Sen merhamet edensin. Sen beni bilensin, duyansın gibi. Dolayısıyla şikayetimiz önce Allah'a olmalı. Sızlanmamız, derdimizi açmamız ona olmalı, Rabbimize olmalı. Ya bugün sorunsuz aile var mı? Sorunsuz kişi var mı? Sorunsuz ortam var mı? Her yerde sıkıntı var. Herkes gidip birbirine şikayet ettiği zaman ortaya o kadar karmaşık şeyler çıkıyor. Mahkemeler dosyalarla doluyor değil evet. mi? Boşanma davaları, işte psikologlar, akrabalar, herkes birileriyle uğraşıyorlar. Hayır, tamam bu yine olsun. Yine olmalı bu tür şeyler. Yani nüfus artıyor, şu oluyor, bu oluyor. Tamam. Fakat insanlar önce kendilerini duyan bir Rableri olduğunu bilmeli. Hepimiz bilmeliyiz bunu. Yani ya benden daha yakın olan, şah damarımdan daha yakın olan, bana böyle nimetler veren, işte gökten, yerden sürekli beni besleyen, yediren, içiren biri var. Beni sürekli işiten biri var. Onun huzurunda işte kıyama durduğum, onun huzurunda rükûya eğildiğim, secdeye kapandığım biri var. Onun kitabını okuyarak zikrettiğim, andığım, ondan ümit ettiğim biri var. Veya bir derdim, bir sıkıntım olduğunda ona yalvardığım biri var. İnsan denizde boğulduğu zaman dünyada hiç Allah demese bile orada Allah diyor değil mi? Evet. Yani hiç söylemese bile en zor zamanımda hatırladığım biri vardı. Yani dolayısıyla önce şu derdimi bir ona açayım. Evet. Önce şu problemimi bir ona söyleyeyim. Hem de bütün samimiyetimle, bütün içtenliğimle, hiçbir tarafını gizlemeden, saklamadan, işte başkasına anlatırken belki bir tarafını şöyle saklarım. Evet. Belki tam anlatmam ama ona her şeyiyle anlatayım. Evet. Her şeyiyle söyleyeyim. Ta başından başlayayım. Öncesinden başlayayım. Sırdaş kendi kusurlar tabii. Kendi kusurlarımı da söyleyeyim. Kendi hatalarımı da söyleyeyim. Ya aslında ben de şöyle bir şey yaptım diye o kadar samimi olayım ki, o kadar içten olayım ki, ya Rabbi tamam başıma bu iş geldi, sanki ben de şurasında şöyle yaptıydım, hani sen de biliyorsun. İtiraf ederken insan orada çekinmiyor hocam. Tabi, ya siz zaten ona açıldığınız zaman, ona arz ettiğiniz zaman bir yerleri, bir yaşadığınız bir şeyleri gizleme imkanınız olamaz. Söylerken de gizleme imkanınız olamaz. Evet. Zaten olanı biliyor. Zaten biliyor. Evet. Dolayısıyla onun o bildiği şeyleri ona arz ettiğiniz zaman zaten mesele çözülecek. Yani siz kendi içinizde itiraf ediyorsunuz. Tamam. İtiraf ediyorsunuz. İşte itiraf ettim hocam mesela. İtiraf ediyorum. Şikayeti evvela Yaradan'a söylemek lazım. Evet. Çünkü biz ondan geldik, ona döneceğiz. Çünkü ondan daha iyi hiç kimse işitemez. Hiç kimse ne diyor? Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir diyor. Değil mi? O yarattığını bilmez mi? Latiftir, habir. Latif ne? Habir ne? Bakın latif, hani biz bardak diyoruz, bardak nasıl bir madde? Nasıl bir şeffaf bir madde? Yani aslında latif bir madde. Yani arkasını gösteriyor. Arkasını, içini gösteriyor. Evet. Latif demek arkasını da gösteren demek. Perde arkası diyoruz ya hocam. Allah-u Teala latiftir. Yani Allah-u Teala için bir engel yok. Yani o bizim en sırrımızı biliyor. Evet. Belki insanoğlu bir yere kadar bizi tanıyabilir. Ama Rabbimiz içimizin içinin içi, hani sır derken kalbimizin köşesini bunların hepsini biliyor. Yani şu anda işte mikroskopta hücreleri gösteriyorlar. Evet. Gittikçe daha derine daha büyütüyor. Ya Allah-u Teala en son noktayı da görüyor, biliyor. Evet. Çünkü o yaratmış yani. Evet. O yüzden latif. Ondan saklayacağımız hiçbir şey yok. Başkasının bizim her şeyimizi bilmesine imkan yok. Ama Rabbimizin bilmemesine imkan yok. Değil mi hocam? Başkasının bizim her şeyimizi haber almasına imkan yok. Ama Rabbimizin almamasına imkan yok. Dolayısıyla sen böyle sana yakın, sana vakıf, seni böyle bilen, böyle gören, böyle haber alan birine önce şikayetini aç. Önce derdini aç. Ya Rabbi işte benim bu kocam böyle. Vallahi bak yani
senden hiçbir şey saklanmaz ya Rabbi. Aha bu adam şöyle yapıyor, bu adam böyle yapıyor. Tamam benim de şöyle yaptığım oldu, ben de şöyle dediğim oldu, benim de şöyle kusurlarım oldu ama ya Rabbi sen bilensin, derdimi çözecek olansın diye Allah'a arz et. Allah sana bir çıkış yolu da gösterir, Allah sana bir teselli de verir, bir genişlik de verir, bir ferahlık da verir. Unuttuğun bir şeyi de sana hatırlatır, değil onda mi? Görmediğin bir güzelliği de sana gösterir veya bir çözüm yolu sunar, açar veya gerçekten şikayetine çözüm getirecek birisini senin aklına getirir veya gerçekten de senin olayı büyüttüğün kalbine gelir, abarttığın kalbine gelir veya senin belki de o ana kadar hiç aklın ucundan geçmeyen bir hatıra, seni sevindirecek bir olay, sana ümit verecek bir gelişme, bütün bunlar yani Allah'ın elindedir. Öyle. Hepsi Allah'ın elinde değil evet. mi? Evet, yani amen. Ya insan bazen bir şeyi unutuyor, değil mi? Yıllarca unutuyor. Ondan sonra diyor ki Allah Allah, ya ben bunu hiç hatırlamamıştım. Halbuki daha önce biliyordum gibi. Veya insan bazen çok çok basit bir çözümü olduğu halde o çözümü bir unutuyor, bilmiyor, aklına gelmiyor. Allah Allah, ya diyor ben bunu nasıl düşünemedim şimdiye kadar diyor. Demiyor çok mu? Çok yaşıyoruz hocam. Demiyor, ya, diyor. Yaşıyoruz. Peki onu senin aklına getiren kim? Ya. Onu o anda sana lütfeden kim? Şimdi bütün bunları bildiğimiz halde nasıl olur da şikayeti Rabbimize değil de, yani o dertlerimizi, sıkıntılarımızı, problemlerimizi Rabbimize değil de gidip ona buna sürekli benim eşim şöyle, benim annem şöyle, benim babam şöyle, benim kardeşim şöyle, ya bunun bacıları şöyle dediler, bunu böyle yaptılar. Sürekli böyle sızlanmanın, sürekli insanlara şikayet edip de insanları sizin hakkınızda böyle olumsuz düşünceye sevk etmenin anlamı ne? Ya neden böyle yapıyorsunuz? Öyle değil mi? Şikayet Allah'a. Madem ki o kadının şikayetini işitti Allah, ki o kadın da öyle söyledi, değil mi? Ya Rabbi sen beni biliyorsun dedi. Kim o? Evs bin Samit'in hanımı Havle, değil mi? Okuyoruz işte. Evet. Allahu Teala onun o şikayeti üzerine ayetler indirdi, bir hüküm koydu. Demek ki bizim şikayetlerimizi de dinliyor. Niye yani Rabbimiz o orada dinliyorsa bizi de dinliyor. Ona çözüm getiriyorsa bize de çözüm getiriyor. Evet, Allah razı olsun. Hocam Kur'an ve Sünnet'te aile bölümümüzün ikinci kısmı, bir ayet bir hadis paylaşıyorduk. Ayetimizi paylaştık, hadis-i şerifimizi paylaşalım. Müminin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır. Onun her işi hayırdır. Bir genişliğe kavuşursa şükreder, bu onun için hayır olur. Bir darlığa uğrarsa sabır eder, bu da onun için bir hayır olur. Buyurmuş Peygamber Efendimiz. Evet, şimdi şikayetin yokluğu, yani şikayet etmemek için ne yapmak lazım? Şükretmek lazım. Evet. Şükretmek lazım. Şimdi mümin bir genişliğe uğradığı zaman, o genişliği, bir nimete eriştiği zaman, bir şifa bulduğu zaman veya umduğu bir şeye kavuştuğu zaman, olumlu bir haber bile aldığı zaman, değil zaman mi? Veya doyduğu zaman, evet, işte evet, yani su bütün, içtiği zamanda. Bütün bunlarda müminin haline şükür halidir. Evet. Elhamdülillah ile başlar. Bunu bana Allah nasip etti der. Evet. Rabbime hamd ediyorum der. Ve o nimeti ondan bilir. Dolayısıyla onun razı olacağı bir hale bürünmeye çalışır. Yani Allah-u Teala bana sürekli böyle yediriyor, içiriyor, şifa veriyor. Kalbime böyle genişlik veriyor, ferahlık veriyor, teselli veriyor. Aileyle bir geçim, bir huzur, bir aile tadı, bir ağız tadı veriyor. Ve işlerimi rast getiriyor. İşte yani evet yer yer imtihan ediyor ama o imtihanlarda da yardım ediyor. Şunu gönderiyor, şöyle yapıyor gibi sürekli ona bağlamak. Ha böyle yapıyorsa acaba ben de ne yapayım ki onu memnun edeyim, onu hoşnut edeyim, onu razı edeyim, onu kendimi ona sevdireyim, affettireyim gibi bir hale girmeye çalışır. Şükür budur. Şükür budur. Ne yapayım ki o zaman ben de onu razı edeyim gibi. Müminin böyle acayip bir hali var. Ha peki mümin bir darlığa uğrarsa ne yapar? Bir sıkıntıya, bir probleme uğrarsa ne yapar? Sabır eder. Ha birisinden, eşinden, dostundan, çocuğundan, yakınından bir sıkıntıya uğrarsa ne yapar? Sabreder. Sabreder. Şikayet değil bak. Şikayet eder değil. Evet. Sabreder. Orada ince bir çizgi var herhalde, değil mi hocam? Şimdi sabreder derken bunu sık sık zaten okuyoruz, karşılaşıyoruz bununla. Şikayet
etmemek için sabreder. Şikayet etmemek için. Sabretmeyen insan şikayet eder. Sabretmeyen insan şikayet. Ona buna sürekli sürekli derdini açar. Sürekli derdini hani açar der, yanar diye söylüyor değil mi? Dert yanmak. Dert yanmak, evet hocam. Neden yanmak diyorlar? Neden yanıyoruz? Neden diyoruz? dert yanmak. Dert yakmak da değil. Evet. Dert yanmak. Evet. Şimdi aslında tabii ki çok farklı şeyler söylenebilir dert yanmakla ilgili ama şimdi yanmak aklımıza hemen mum gelsin. Mum. Siz aslında dert yandığınız zaman nereden tüketiyorsunuz? Neyi yakıyorsunuz? Kendinizi yakıyorsunuz. Evet. Yanmak şimdi kendini yakmasıdır. Değil mi? Kendinizi yakıyorsunuz. Ama Allah'a derdinizi arz ederseniz yani ferahlıyor. Yanmıyorsunuz, evet. Ferahlıyorsunuz. Evet. Şimdi o işin belki bir başka tarafları da var. Fakat şunu söyleyelim. Yani sabırda tabii ki çok hikmetler var, çok kerametler var, çok müjdeler var. Çok müjdeler var. Müminin hali acayiptir derken hani sıkıntılı halinde sabreder derken işte bu biraz imanla alakalı bir şey. Biraz demeyelim, tamamen imanla alakalı bir şey. Mümin şükrettiği zaman şunu da bilir ki Allahu Teala mutlaka beni celaliyle de imtihan edecek. Yani Allahu Teala madem ki hem celal sahibidir hem cemal sahibidir. Cemaliyle ferahlatır, işte verir ama bir de celali var onun. Celali var. Yarın bir yokluğa da şey yapar, bir hastalıkla da imtihan eder. Birisinin derdini bana musallat eder filan. Bu olacak. Ha ben şimdiki şükür halimle onu razı etmeye çalışayım ki yarın o celal halinde de o bana sabır versin. Şimdi sabır Allah'tan bir destekli olur. Bir lütuflu olur. Dayanma gücü. Tabii çünkü sabret, senin sabrın da Allah'ın yardımıyladır diyor ya ayet-i kerimede. Yani dolayısıyla kişi sıkıntıya uğradığı zaman yine onun yardımını da Allah'tan bekleyecek. O sabrı Allah'tan bekleyecek. Şikayet etmek, biz insanlara derdimizi açarız. Annemizi açarız, yakınlarımızı açarız. Yer yer açmak zorundayız da. Yani böyle bir şikayet etmemek derken, yani şikayeti azaltmak derken ama o zaman hiç kimseye hiçbir şey anlatmayalım onu kastetmiyorum. İlla ki açacağız. Doktora gideceğiz. Ne? Doktora karşısında sessiz de durmuyor. Yani soracak, söyleyeceğiz. Fakat biz bunları söylerken bir isyan eder gibi veya Allah'ın takdirini sanki beğenmiyormuş gibi veya neden benim başıma geldi, neden ben der gibi değil, bu şekilde değil de ha ya şöyle bir ya Allah yani Allah'tan geldi de hani şu inşallah geçer gibi önce bunun bir teselli şeklinde bir takdir ilahi olduğunu bilmek lazım. Evet. Bilmek lazım. Ondan sonra söylemek lazım ne söylenecekse. Ama şunu söylüyorum. Yani kişi kendini önce Allah'a arz ederse Allahu Teala ona çözüm yolları sunar, gösterir diyoruz. Biz evvela bunu söylüyoruz. Yani şikayetimiz olacaksa önce derdimizi Allah'a açalım, ondan sonra şikayet edelim. Bir, ikincisi de şikayet edecek ki kişileri de doğru seçelim. Şikayet edecek dertlerimizi doğru seçelim. Evet. Yani her şeyi şikayet etmek değil. Bir süre sonra zaten kendi akışında çözülecek olan şeyleri gidip de annemize anlatmak, babamıza anlatmak, ablamıza, abimize anlatmak değil. Bir süre sonra zaten hallolacak. Veya gerçekten de duyulduğu zaman insanların kınayacağı kadar basit şeyleri de gidip şikayet etmeyelim. Yani kendi içinizde kolaylıkla halledebileceğiniz halde gidip de işte eşinizin bir hatasını, bir yanlışını neden siz akrabanıza anlatasınız ki? Neden o izzet-i nefsinizi, gururunuzu düşüresiniz ki? Neden haysiyetinize dokundurasınız ki? Yani neden size böyle bir hafiflik bulaşsın? Değil neden mi? Size böyle bir laf gelsin? Değil mi? Ya şunlara bak ya, geçinemiyorlar gelip bize şikayet ediyorlar. Ya şunlara bak, bir türlü aralarında meseleyi halletmiyorlar. Bir türlü birbirlerini affetmiyorlar. Gelip ikide bir bize şikayet ediyorlar. Ya şu ne kadar anlayışsız. Ya bu adam ne kadar eşine tahammülsüz. Ya bu kadın ne kadar da eşini zora sokuyor. Gelip ikide bir şikayet ediyor filan. Neden kendinize böyle söylettiresiniz?
Yani siz madem ki insan itibarıyla insandır, madem ki insan işte o onuruyla, haysiyetiyle insandır, neden insan haysiyetini düşürsün ki? Neden o vakarınız düşsün ki? Neden o yüz suyu dökesiniz? Yani insanlara gidip şikayet ettiğiniz zaman siz kendinizi bir yerde yakıyorsunuz. Yani karşıdakinin gözünde küçülüyorsunuz. Küçülüyorsunuz. Dolayısıyla büyüklük onu kendi içinizde yakmaktır. Yakmak evet. derken kendi içinize tutabilmeyi başarabilmek. Ha öyle problemler olur ki mecburen kadı deriz. Kadı ne demek? Şikayet makamı. Evet. Mecburen mahkemeye gideceksiniz. Öyle problemler olur ki mecburen ailenize gideceksiniz. Yani düşünün erkek karısını aldatıyor. Erkek karısını çok affedersiniz başka bir kadınla aldatıyor. Kadın bunu fark etmiş. Ne yapacak? İçimde tutayım falan. Değil. Tabii ki burada çözüm aramak için gideceksiniz. Evet. Önce Allah'a arz edeceksiniz halinizi. Halinizi önce Allah'a sonra gideceksiniz. Artık mahkeme midir? Neyse izah edeceksiniz. Veya sürekli kadına olmadık eziyetler yapıyor erkek. O veya kadın işte kocasına karşı böyle ahlaki bir yanlış yapıyor filan. O zaman burada bir şikayet olacak. İlla ki olacak. Yani derdin sıkıntının büyüklüğüyle alakalı. Ama her şeyde, ufak meselelerde, ufak evet. problemlerde böyle kendi içinizde halledeceğiniz bir süre sonra zaten gelip geçecek olan şeylerde veya çok abartılmaması gerek. Bütün bunlarda da kalkıp ona buna sızlanmanıza, dert yanmanıza gerek yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Hocam ikinci bölümümüze geçiyoruz. İkinci bölümümüzün ismi Kulağa Küpe Güzel Söz. Kulağa Küpe Güzel Söz bölümümüz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hocam bir ifadesi. Dıştaki şikayet içtekini azaltır. Bir cümle. Bir cümle bu kolay ezberlenir. Evet. Aslında kulağa tam da küpe olacak kadar evet. küçük. Evet. Dıştaki şikayet içtekini azaltır. Ya üzerine kitap yazılabilir bunun ya. Üzerine kitap yazılabilir. Dıştaki şikayet ne bu? Dıştaki dil. Evet. Dille olan veya halle olan, davranışla olan şikayet içteki ne? Bir deşarj olma değil mi hocam? İçteki ne? Teslimiyet, iman, evet. takva değil mi? Ahlak. Onu azaltır. Onu azaltır. Yani siz insanlara sürekli dert yandıkça siz imanınızdan yersiniz. Siz Allah'a olan teslimiyetinden, teslimiyetsizden yersiniz. Yersiniz. Çünkü birçoğunu Allah zaten ne yapacak? Yani siz Allah'a arz ettiğiniz zaman çok çok kolay çözülecek zaten. Ama siz ona değil de başkasına komşuya, anlattığınız zaman orada. İçteki azalır. İçteki iman azalır. Teslimiyet azalır. Huzur azalır. Muhabbet azalır. Yani düşün sürekli eşini, akrabasına, kocasını sürekli akrabasına şikayet eden bir kadının kocasına olan muhabbeti azalır. Doğru. Sürekli çocuğunu ona buna şikayet eden bir anne babanın çocuğa olan muhabbeti, çocuğun değeri de onun gözünde. Çocuğun da onlara olan muhabbeti tabii karşılıklı bir tabii azalır. Tabii. Bunu zaten karşıdaki zaten azalır. Şimdi ben sizi sürekli birine şikayet etsem sizin bana olan ilginiz azalmaz mı? Doğru. Siz bir süre sonra bunu hissedeceksiniz, duyacaksınız, doğru. anlayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki bu beni sürekli buna şikayet ediyor. Evet. Sizin bana olan bağlılığınız azalmaz mı? Azalır. Doğrudur. Demek ki içte olan sadece iman değil, içte olan muhabbet de azalıyor. İçte olan yakınlık, saygı da azalıyor. Saygı da azalıyor. Sevgi, dürüstlük hepsi azalıyor yani. Bugün yani esnaflıkta da öyledir. Siz filan esnafı gittiniz halka şikayet ettiniz. O esnaf ondan sonra sizi karşısında görmek istemez. Yani bu her insani ortamda bu böyle. O yüzden gerçekten kulağa küpe. Evet hocam çok teşekkür ettik. Hocam 3. bölümümüz. Bir kural bir düstur bölümümüzün ismi. Bakalım hocam bugün kurallarımız neymiş? Şikayet yerine şükür için sade azalt kuralı. Sade azalt. Evet. Hocam bakalım bunlar sadeyi böyle harf harf açıyoruz değil mi? Evet hocam. İlk S harfiyle sızlanmayı azalt. Sızlanmak. Evet. Şimdi sızlanmak derken günümüzde bunu çok yapıyoruz. En ufak bir mesela ağrı, en ufak bir mesela baş ağrısı bile günümüzde öyle büyük oluyor ki ya eskiden insanlar belki başkasının yanında öyle hastalıklarını söylemeye utanırlardı.
utanırlardı. Ama şimdi insanlar en ufak bir şeyini şuram ağrıyor, şöyle, böyle. Hadi bunu geçtik. Olabilir. İnsan rahatsız olur filan filan. Gittikçe zayıf şey olduk değil mi? Daha nazik hale geldik. Evet. Daha hocam. Zarif hale geldik. Evet. Daha kırılgan hale geldik. Yapıyoruz. Tamam. Bu da tamam. Fakat ya şimdi geçmişle günümüzü şöyle bir mukayese etsek, bundan 100 sene önceki insanlarla biz şu an ne haldeyiz? Biz şu an ne haldeyiz? Onların kullandığı araç gereçlerle bizim kullandığımız araçlar arasında dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. Şimdi hadis-i şerif ne diyor? Siz sürekli kendinizden daha zor durumda olana bakınız. Daha düşük olana bakınız. Yani mesela daha eksik olana bakınız ki bu sizin şükretmenize daha uygundur. Şükür evet. için daha uygundur. Yani sızlanmak yerine ya şuyum niye yok? Evimizde şu yok, bu yok yerine ya hiç olmayanı yani varlarla düşün. Tabii hiç olmayanı düşün ki sızlanmayasın. Yani insanların şu anda şikayetlerinin belki de %50'si hep bu mukayeseyi yapmamaktan kaynaklanıyor. Evet. Ya ben bunun için sızlanıyorum ama bunun onda birini bulmayan milyonlarca insan var. Hep olmayana odaklanıyoruz. Tabii şimdi hayır belgesellerde gösteriyorlar değil mi? Dünyanın başka coğrafyalarında yaşayan insanlar elektrik yok. Yok. Su yok. Yok. Yol yok. Yol yok. Yol sizin yok. Aldığınız gıdaların. Ev bile yok. Baraka böyle çadır. Ev bile yok. Evet. Yok yok yok. Ama hiçbir problem. Sızlanmaları da yok. Umurlarında bile değil. Umurlarında değil. Ama sizin işte evinizde şu perde yok. O hocam, nasıl yani perde yok derken perde eski. Yok evet. da değil var. Var. Eski hı. veya işte şu eşyanız eski. Şu şeyiniz zamanında olmuyor. Tam vaktinde olmuyor. Veya bugün şu yemeğin işte şu çeşidini yapamadınız filan filan filan. Yani bunların hiçbiri İnanın yani istiyoruz ki başkası duymasın. Evet. Yani o Afrikalılar duymasın. Evet. Duysalar nasıl bakacaklar bizim ya. Yüzümüze? Ya. Diyecekler ya siz bu halinizde sızlanıyorsunuz ya. Mesela. Evet ikincisi. Hocam ayıp bulmayı azalt. Ayıp İkinci bulmayı maddemiz. Azalt. Şikayet zaten şikayet ne oluyor? Karşıdakinden şikayet. Karşıdakinden sürekli kötü yönlerini, eksik yönlerini, ayıp yönlerini, kusur yönlerini, hatalı, noksan yönlerini bulduğumuz için şikayet ediyoruz. İşte bu tembel. Evet. Bu bir şeyden anlamıyor. Hı. Bu şöyle ilgisiz. Bu filan filan filan. Ya tamam mükemmel olan kimse yok ki. Mükemmel olan kimse o zaman sürekli şikayet mi edeceğiz? Yani dört dörtlük olan ancak peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerdir. Peygamber de bitti artık. Yani biz o zaman kıyamete kadar sürekli şikayet mi edeceğiz? Üçüncüsü neydi? Hocam, dert yanmayı azalt. Dert yanmayı azalt. Dertsiz insan olamaz. Evet. Dertsiz insan, herkesin derdi var. Derdi var. Fakat dertleri dedik ya Allah'a arz etmek önemli. Dert yanmak yerine güzel şeyler anlatmak, faydalı şeyler söylemek ve son eleştirmeyi azalt. Eleştirmeyi azaltmak. Evet. Eleştirmek. İşte şikayette aslında tenkit dediğimiz şey bu burası tehlikeli. Yani burası çok tehlikeli. Eleştirdiğiniz zaman karşıdaki kişinin iyi yönlerini komple tırpanlıyorsunuz. Güzel taraflarını komple kestirip atıyorsunuz. Kadına diyor ki mesela erkek kadına diyor ki yani senin hiçbir güzel yemeğin yok veya sen sürekli işte böylesin veya senin annen de böyle, sizin aile de böyle. Şimdi bu ne oldu? Genelleme yapıyor. Eleştiride insan nerede duracağını bilemez. Kadın da aynı şeyi söylüyor. Kadın da kocasına diyor ki ben senden ne iyilik gördüm ki, sen bana ne aldın ki filan diyerek genelleme yapıyor. Eleştiride bu şikayetin bu dozunda böyle bir tehlike var. Genelleme yaptığın zaman ne oluyor? Nankörlük oluyor. Evet. Nankör, yani küfrana nimet oluyor. Nankörlük de yani aradaki bağları zedeliyor. Zedeliyor yani. Şimdi insanlar birbirlerini tamam düzeltmek için birbirlerinin hatalarını, kusurlarını tespit edebilirler. Belki yer yer yüzlerine de söyleyebilirler. Yani işte sen şu konuda yanlış söylüyorsun. Sen beni anneme göndermemekle yanlış yapıyorsun.
diyebilirler. Fakat bunları söylerken sen hep böylesin, sen hep şöylesin gibi dedikleri anda onun yapmış olduğu iyilikleri de ne yapmış, atıyor çöpe. Bu tehlikeli bir şey. O yüzden şikayetiniz olsa da karşı tarafı eleştirirken dikkat etmeniz lazım. Yani hele de yüze eleştiriler mümkün olduğu kadar yapılmaması lazım. Evet. Eleştiri çünkü olduğu yerde iyi niyet çoğunlukla kayboluyor. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hocam 3. bölümümüzün de sonuna geldik. Burada 4. bölümümüz aile haberleri. Bugün aile haberimiz hocam İzmir'den gelen bir aile haberi. Süleyman Abay, Latife Abay çiftinin bir hayat hikayesi, ağır bir imtihanı. Ben şuradan hemen ifade edeyim hocam. İzmir'de iki evladını ALS hastalığından kaybeden 61 yaşındaki Süleyman Abay abimiz hayatını aynı hastalıkla mücadele eden iki kızı ve felçli eşine adadı. Süleyman Abay 25 yıl önce 1,5 yaşındaki kızı Narin'i ALS hastalığından kaybetti. Kızının vefatından sonra da İzmir'e göç etti ve bir oğlu var hocam, adı Mahsun. Bu da 1996 yılında aynı hastalığa yakalanıyor ve maalesef 2007 yılında da vefat ediyor. Ablamız Sakine Abay da Latife Abay da 56 yaşında beyin tümörü ameliyatından felç oluyor. Sonra bir kızı daha bu hastalığa yakalanıyor. Hayatının son 15 yılını da evinde eşine ve çocuklarına bakarak geçiren bir baba. Evet, şimdi bu haber ki şu anda belki birçok kanalda, birçok yayın, basın yayında yer almış. 15 yıldır eşine bir bebek gibi bakıyor. Bakıyor. Sadece eşine değil, diğer kızı, iki kızına da öyle bakıyor. Şimdi iki çocuğu da vefat etmiş bu hastalık. Tabii. Bebek gibi bakıyor derken onu yediriyor, eşini, hanımını yediriyor, içiriyor, giydiriyor ve eşinin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Sürekli onun başında, yanı başında. Şimdi burada bir şikayet yok. Ne diyor? Allah'ın verdiği şeye razı oluyorum diyor. Evet. Yani onların iyi yaşaması için babamdan kalan tarlayı satmak zorunda kalmış. Onlara bakarken de kendimi huzurlu hissediyorum. Evet. Bir şikayet var mı? Yok. Şükür var. Şükür var. Evet. Yani ya Rabbi neden bu belayı benim başıma sardın demiyor. Ya bu nedir benim başımdaki filan. Veya böyle söyleyip de ne yapalım? İşte mecbur bakacağız. Allah'ın falan verdiği her şeye razı oluyor. Öyle de demiyor. Yani nasıl? Allah'ın verdiği şeye razıyım diyor. Şimdi işte bu üst bir bu bir evliyalık makamı. Ha, velayet diyoruz ya. Amcamız bir evliya gibi. Süleyman Abay. Süleyman Abay. İşte yani insan bu dünyada fani olduğunu bilirse, geçici olduğunu bilirse ve yani Allah'ın takdirine rıza gösterirse Allah-u Teala onun kalbine ne veriyor? Aynı bu örnekte. Onun kalbine genişlik veriyor. Sevdiriyor ona. Sevdiriyor. Onu eziyet olarak göstermiyor. Ama bunu bir bela, bir musibe. Yani. Ya neden ben? Neden benim başıma geldi? Sürekli şikayet. Allah kahretsin. 15 yıldır bunu gibi yaşıyor. Böyle 15 yıl şikayet ederdi mesela. 15 yıl şikayet etseydi, evet, o zaman hayatı tam zehir olacak. Evet. Hayatı tam zehir. Ya dışarıdan birisi gelirdi, bir hasta bakıcı bakardı, şu olurdu, bu olurdu. Ya hiçbiri sizi o iç sıkıntısından kurtarmazdı. Demek ki bakış çok önemli. Şikayeti Allah'a, derdi Allah'a arz etmek çok önemli. Evet. Ekranlara yansımıştır hocam bir fotoğrafında da felçli eşine yemek yedirmeye çalışıyor. Gerçekten bizi de etkileyen bir resim. Evet, normalde kadın sofrayı hazırlar. Tabii ki. Çocuklarına getirir, çocuklarına yedirir. Ama burada erkek sofrayı hazırlıyor, çocuklarına yediriyor. Evet. Hanımına da aynı bebek gibi. Hanımını evet. Hanımı yiyemiyor değil mi? Evet hocam. Hanımına da bebek gibi ikram ediyor. Onlar doydukça ben doyuyorum. Evet. Diyor ve yapacak başka bir şey de yok zaten. Evet. Budur. Şimdi bu tür örnekleri insanın sık sık aslında görmesi lazım. Yani ister
haber olarak görmesi lazım. İster bizzat canlı olarak hatırlaması lazım ki ya ben neden böyle basit bir şeyi şikayet ediyorum? Ben neden böyle basit bir şeyden sızlanıyorum? Derdimizin dert olmadığını anlayacağız. Ha, bir, diyor ya bir incir çekirdeği kadar olmayan şeyleri niye böyle abartıyorum? Ben demek ki yanlış yapıyormuşum demesi lazım. Yani o yüzden böyle şeyleri biz de zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Değil mi? Bu programda sık sık bu haberleri hatırlıyoruz. Evet, hastalara Latife Bay ablamıza da buradan şifalar diliyoruz. Evet, bütün hastalara tabii ki buradan tekrar şifa diliyoruz. Rabbim hepsine acil şifalar, sıhhat, amin, afiyet inşallah. Nasip etsin. Süleyman Abay, fedakar abimize de buradan selam ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Hocam, 5. bölümümüze geldik. Bu bölümümüzün adı Tavsiye Kitap. Kitap tavsiyesi yapacağız. Hocam, Evlilik Okulu adında bir kitap. Ufak bir izahı var, açıklaması var bakalım. Komisyon tarafından kaleme alınan eserde bireylerin eş olmaya hazırlanmaları, eşler arasında iletişim becerilerinin geliştirilmesi, sorun çözme ve anne babalığa hazırlık, eşlerin yaşantılarının paylaşıldığı, sorunlarının tanımlandığı ve soruların yanıtlandığı bir ortamın hazırlanması gibi konular ele alınmış bir kitap. Evet, evlilik okulu, aileye, evliliğe bir okul gözüyle bakılmış, bir komisyon hazırlamış ama tabii ki bir editör var. Yani o yazarları şey yapan Haluk Yavuzer diye. Editör değil mi hocam? Evet, orada Haluk Yavuzer. Şimdi kitapta özellikle orada söylenen iletişim becerilerin geliştirilmesi hususu işlenmiş. Yani kitabın içeriğinde genel olarak yani eşler birbirleriyle nasıl iletişim kurmalı, nasıl sorunlarını çözmeli filan gerçekten güzel hazırlanmış bir eser. Evlilik Okulu. Her bölümde böyle kitap tavsiye ediyoruz. Bu kitapta okunması gereken eserlerden bir tanesi. Üzerine düşünülerek okunması gerekir. Okul insanı yetiştirir. Okul insana bilmediklerini, değil mi? Okul vasıtasıyla. Evet hocam. Öğretirler. Şekillendirir. Yani, tabii okulda öyle. Dolayısıyla aile de insanı yetiştiriyor. Ailede de insan tecrübe. O da bir okul değil mi? Tabii tecrübe sahibi oluyor. Zamanla bilmediklerini öğreniyor. Bu açıdan güzel bir bakış açısı. Evlilik okulu diye. Ve insan öğrendikçe de ufku açılır ve hataları azalır. Öyle umuyoruz. Hatalarımız okudukça azalır diye umuyoruz. O yüzden şöyle bir duamız da olsun aslında. Evet. Rabbim bize sürekli faydalı eserler, seni tanıtacak, senin yolunu tanıtacak faydalı eserler okumayı nasip et diye. Yani amin. İrfanımızı artır, evet. İlmimizi artır diye de dua etmek lazım. Amin. Yani Rabbimizden faydalı ilim istemek lazım. Okumayı kolaylaştırsın Rabbimiz inşallah. Allah razı olsun. Canı gönülden amin diyoruz. Hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? O küpeyi, kulağı küpeyi unutmayalım diyorum. Tamam hocam. Dıştaki şikayet içtekini, azaltır. Evet hocam. Dilimizdeki şikayet içimizdeki aşkı, muhabbeti, imanı değil mi? Bütün o manevi hepsini azaltır. Evet. Hatta biz ona ahlakı da ekleyelim. Yani içteki azalan şeylere cömertliği azaltır, tevazuyu azaltır, merhameti azaltır, hürmeti azaltır. Yani siz ona artık iffet falan yani alabildiğini ekleyebilirsiniz. Onları azaltır. Neyi? Dıştaki şikayet. Evet. Dıştaki sızlanmalarımız, ona buna dert yanmamız, ona buna böyle işte yaşadığımız problemleri böyle ikide bir gidip anlatmamız, ikide bir işte gidip birilerine sanki böyle içimizi dökmemiz filan. Ya ne yapayım? Döküttükçe rahatlıyorum filan. Ya Allah'a dök içini. Evet. Değil mi? Evet. Hocam, konumuz şikayeti azaltmaktı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı Özkan Yaman hocam, Allah razı olsun. Cümlemizden. Kıymetli Rehber TV izleyicileri, Bir Saadet İdare'nin programımızın da sonuna geldik. Sağlıcakla.